Maltepe Spor Kulübü'nün ve kardeş kulübümüz Gençler Birliği Spor Kulübü'nün değerli paydaşları, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Değerli yöneticimiz Aykut Akalın abimizin düzenlediği bu yemekten dolayı kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benim sporcu kardeşlerime söyleyeceğim birkaç cümle var. Ben birkaç haftadır aynı şeyleri tekrarlıyordum sizlere. Aslında biz çok kaliteli bir takımız. Ancak kalitemizi sahada sergileme konusunda sıkıntılarımız vardı. Birkaç haftadır bunları da telafi ettik. Geçen hafta sonu çok güzel bir oyun neticesinde galibiyetle tanıştık. Umarım bundan sonra bunun devamı gelir. Hep birlikte iyi yaparız, güzeli yaparız, doğruyu yaparız. Çok güzel bir sezon geçiririz. Burada bulunmanızdan dolayı tekrar ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Geçen hafta çok güzel bir karşılaşma izledik. Moralimiz çok bozuktu. Alanya'dan maalesef kötü bir sonuçla döndük. Yolda gelirken inanın 4 kişi beraber yolda geldik. Bir kelime bile ağzımızdan çıkmadı. Ertesi günde bu değerli kardeşlerim Hacettepe Spor'un maçı vardı. O maça hep birlikte geldik yönetici arkadaşlarla. Ve o maçın sonucu bizi az da olsa, yani az da olsa değil de bizi çok mutlu etti. Biz bir moral verdi. Bu başarılarınızın devamını sizlerden diliyorum. Bu kapasitede, bu yapıda iyi bir teknik heyetiniz var, iyi bir antrenörünüz var. Geçen hafta başarılı bir sonuç aldınız. Bu hafta da Keçiören Gücü gibi bir güçlü bir rakiple mücadele edeceksiniz. Sizlere inanıyorum ki bu maçı da en iyi şekilde kazanacağınıza adım gibi eminim. Aslanlar gibi çıkıp mücadele edeceğinizi, bu formu vereceğinize adım gibi eminim. Ayrıyetten tertipleyen Sayın Aykut Akalın Bey arkadaşımıza da burada huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun, afiyet olsun. İnşallah bu durumlardan kurtulup çok güzel günler yaşayacağız. Ve sene sonunda inşallah gene burada balonumuzu yaparız. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Özellikle kameralardan, mikrofonlardan uzak durmaya çalıştın. Evet. Başarı gelsin ondan sonra demiştin. Evet, evet, artık bir beraberlik, bir galibiyet, hafif bir takım nefes aldı. Evet. Bir değerlendirme alalım. Teşekkür ederim, sağ olun. İşte biliyorsunuz yaklaşık 6 hafta önce yönetimde bir görev değişikliği oldu. Kendi aramızda nöbet şu andan itibaren 6 hafta öncesinde bize verildi. Bu nöbeti en iyi şekilde görevimizi yerine getirmek ve bir sonraki arkadaşlarımıza teslim edinceye kadar iyi şeyler yapmanın hesabı içindeyiz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber. Sezon başında çok yeni bir takım kurulmuştu Hacettepe'de. Hemen hemen takımın %80'i belki de %90'ı yeni oyunculardan kurulmuştu. Biz ilk yarı maçlarında bunun sıkıntısını yaşadık. Aslında çok kaliteli bir takımdık. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takımdık ama biliyorsunuz takım olmanın bazı koşulları var. Biz onları tam anlamıyla yerine getirmemiştik. Haftalar ilerledikçe bazı şeyler yerine oturmaya başladı. Birazcık daha sahada kaliteli futbol sergilenmeye başladı. Sonucunda da en son Anadolu Üsküdar'ı güzel bir oyundan sonra 2-1 yendik. 6 hafta öncesine dönerseniz şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Ahmet Spor'u hem de Diyarbakır'da yaklaşık 2000 kişinin önünde 5-2 gibi güzel bir skorla yendik. O maç aslında bazı şeylerin habercisiydi. Akabinde 2 tane 3 tane çok kötü maçlar kaybettik. İyi oynamamıza rağmen şanssız goller yedik. Ben bu şanssızlığı kırdığımıza inanıyorum. Bundan sonra daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Şu anda puan olarak altlarda yer almamıza rağmen sanki küme düşme hattındayız gibi görünmemize rağmen bu takımın yerinin bu olmadığını ben çok ama çok iyi biliyorum. Bundan sonraki haftalarda iyi oyunumuzu inşallah skorla, sonuçla süsleyeceğiz. Ve Hacettepe Spor Kulübü bu sene birazcık daha layık olduğu yere çıkaracağız. Ama zaten bizim burada vazifemiz sadece bir sportif başarı değil. Bununla birlikte biliyorsunuz Gençler Birliği Spor Kulübü'nün altyapısı. Özellikle bizim
Gençler bir spor kulübünün akademi takımlarında oynayan oyuncularımızın burada değerlendirip buradaki performanslarına göre gençler bir spor kulübünün bünyesine katmak gibi bir misyonumuz var. Üstlendiğimiz bir görevimiz var. Hep biz bu doğrultuda hareket edeceğiz. Bundan sonra altyapıdaki oyuncularımıza daha fazla şans vermenin yollarını arayacağız. Netice itibariyle iyiyi, doğruyu, güzeli yapabilmenin hep peşinde olacağız. Hep peşinde olacağız. Sen ligde kalma, gelecek senin hedefleri koşacak. Tabii. Önemli transferler yapıldı. Mustafa Kaplan'ın Hacettepe'ye dönmesinin yanında Ankara ucundan Orhan geldi. Tabii. Hacettepe'nin gedikli oyuncusu Mahmut geri döndü. Evet. Başka Serdar Can geldi, Gençler Birliği'nin önemli oyuncularından. Evet. Pek sıkıntı yaşayacağımızı biz düşünmüyoruz aslına bakarsanız. Doğru. Ben de ona bakarsanız pek düşünmüyorum. Aynı zamanda ara transferde biz altyapıdan da oyuncu kazandırdık. Örneğin bir Berat. Evet. Bir sakatlığını atlatan Tuğrul. Buna benzer oyuncularımız da takımımıza birazcık daha güç kattı. Yani önemli olan takım içerisinde rekabeti artırırsanız kalitede zaten var bana göre. Rekabetle birlikte iyi şeyler, iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İnşallah güzel olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Senin İstanbul Spor maçındaki sakatlanma görüntün hala gözümün önünde. Geçen sene takımda forma giyemedin. Bu sene takıma döndün. Geçen sezonun sonunda da dönmüştün ama bu sene döndün. Ama değişik bir Hacettepe vardı. Kadrosu tamamen değişmiş. Zor bir dönem geçirdi. İkinci yarı şimdi bir çıkış grafiği başladı. Ne oldu Hacettepe'de? Sen anlat. En iyi bilenlerden biri sensin. Aynen işte. Geçen sene dediğiniz gibi talihsiz bir sakatlık yaşadık. Ama çok şükürler olsun hani atlattım bu sakatlığı. Dediğiniz gibi hani takımda yani çoğu kişi birbirini tanımıyordu. Hani herkes yeniydi. 3-5 kişi kalmıştı sadece. Yani ilk başlarda iyi başlayamadık ama tabii ki şimdi Mustafa Kaplan'ın gelmesiyle takım bir hava yakaladı. Yani şu an herkesin yüzü gülüyor. Mutluyuz. Mustafa Hoca geldikten sonra da zaten 2 maçta 4 puan aldık. İnşallah ben yani Keçiören maçından da galip geleceğimize inanıyorum. İnşallah iyi olur. İyi bir sonuçla bitiririz. Yani Hacettepe'yi biliyorsun. Arada 3-4 tane de hoca geçti. Taner Hoca geçti. Tolga geçti. En son Cafer Hoca geçti. Kaplan'ın farkı nerede? Yani Hacettepe'de niye Kaplan'ın kimya suyu işiyor? Ben onu merak ediyorum. Bence benim fikrim yani sonuçta futbolcuları anlayan, bilen yani ben mesela örnek göreyim antrenmanda gol attığımda aslanım falan gibi böyle güzel motive veriyor ama tabii ki diğer hocalar da böyleydi ama yani Mustafa Kaplan harbi farklı bir faktör yani. Şu zamana kadar çalıştığım en az 20-30 hoca var. Yani en iyilerinden birisi diyebilirim. Yani bununla da çok iyi bir ivme yakaladık. İnşallah devamı gelir. Yani üstüne koya koya gideriz diyorum. Sana rahatça sorayım. Bu çünkü dışarıda konuşulan şey. Mustafa Kaplan'ın futbolculara bağırması, çağırması futbolcuları kötü etkiler deniliyor. Siz etkilemiyorsunuz. Alakası yok. Bence hiç etkilemiyor. Daha çok motive oluyoruz. Yani ben onun bağırmasıyla koşuyorum. Onun bağırmasıyla daha iyi şeyler yapıyorum. Yani benim açımdan ben mutlu oluyorum yani. Bağırdıkça daha da iyi şeyler yapıyorum diyebilirim. Bu sene korku yaşayacak Hacettepe. Yaşamayacak. Allah'ın izniyle yavaş yavaş rahatlayacağız. Aynen. Çok teşekkür ederim. Mahmut, gençlere gittin. Baktın takım zor durumda. Geri Hacettepe'ye döndün. Nasıl gibi buldun? Bıraktığın gibi mi takım? Ya takım gerçekten bıraktığımız gibi. Buradaki arkadaşlarımız zaten yıllardır altyapıda oynadık. Gerek gençler birliğinde de oynadık. Benim için değişen bir şey olmadı. Çünkü hep aynı yaşta arkadaşlarım olduğu için sıkıntı olmadı. Güzel bir seri yakaladık. Daha da devam ettirmek istiyoruz. Hani birliğimiz, beraberliğimiz çok iyi. Hocalarımızla birlikte, takımla birlikte en küçüğümüzden en büyüğümüze hani sorumluluğumuzun farkındayız. Bundan sonra sizin elimizden geleni yapacağız. Sen Hacettepe'de oynadığın zamanlarda hiç korku yaşamamıştın. Bu sene bir korkuyla geldin. Korkulu dönemde yaşadın. Hep şampiyonluk mücadelesi veren bir Hacettepe var. Evet. Niye diyorsun, bu sene sıkıntı yaşayacak mı takım? Yok ya, yaşamayacağız. Abi. Böyle korkular bize sadece tecrübe olacak. Yani biz de bunlardan derslerimizi çıkarıp takımı küme tutup elimizden geleni yapacağız. Sağ olasın. Taylan, biz seni gençlerde görmek istiyorduk. Yaş da zaten genç. Bu sene Hacettepe'de şey yaptın. Son maçta da performansını çok söz ettirdin. Bir değerlendirme alalım. Hacettepe nasıl? Gençler Birliği nasıl? Yani oradan bu tarafa geçtik. Siz de biliyorsunuz aramızda sadece 2 metre bir fark var. Tabii oradan buraya geldik. Burada çok genç bir kadromuz var. Ben gencim. Benden de daha genç arkadaşlarımız var. Şimdi devre arası da birkaç takviye yaptık. Önemli arkadaşlar katıldı. Baktığım zaman şu an bir sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyor. Ama buradan çıkacağız. Kimsenin de şüphesi olmasın. Ben takıma ve kendime çok güveniyorum bu konuda. Tabii benim de takım olarak hedef olduğu gibi benim de kendim bireysel hedeflerim de var mutlaka.
bu tekrar oraya dönüp beklenen Taylan'a tekrar gösterme isteği var. Bunun için çalışıyoruz. Umarım güzel bir sezonu geride bırakırız. Gençler Birliği taraftarı da zaten Taylan'ın tekrar aşağıda kendini gösterip Gençler Birliği formasını görmek istiyor. Umarım fazla sürmez Taylan. Evet, benim de temennim o. İnşallah bu seneyi iyi geçirip seneye tekrar Gençler Birliği formasıyla geri dönerim diye düşünüyorum. Çok